Biz bugün burada hasta tutsaklara özgürlük demek için bir araya geldik. Bu gerçekten çok üzücü bir durum, bir araya geliş nedenimiz, ama üzücü olduğu kadar da utanç verici bir hadise aslında. Sağlıklı bir insanın dahi yaşamakta zorlandığı, revire çıkmanın oldukça zor, hastaneye sevk edilmenin aylar sürdüğü Türkiye hapishanelerinde ağır hasta tutsakları, hasta insanları tutsak etmek apaçık bir cinayet. Ve bu bütün dünyanın gözleri önünde işlenen bir cinayet. Siz hukukçular bunu değerlendiriyorsunuz, yorumluyorsunuz, yorumlamaya da devam ediyorsunuz hukuki açıdan. Bir de bunun vicdani bir boyutu var baktığımızda ve vicdanlarımız rahatsız Seda. Kanser hastası bir kadının yaşamak istiyorum çığlıklarına sağır olmanın, 83 yaşında bir insanın ağır, hasta ve yaşa rağmen infaz erteleme taleplerinin reddedilmesine karşı vicdanlarımız rahatsız. Bu insanların bu kararlarına imza atanlar, bu zulme göz yumanlar arkalarında kocaman bir utanç bırakacaklar. Yani biz yarınların geç olmaması için, bu insanlar için, bir şeylerin geç olmaması için Türkiye ve dünya kamuoyunun artık insanları görmesini istiyoruz. Daha önce bunun çok örneğini gördük. Cezaevinde hayatını kaybeden insanlara şahit olduk. Cezaevinden tahliye edildikten günler sonra hayatını kaybeden hasta insanlara şahit olduk. Artık bunlar son bulsun istiyoruz.